Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümde daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bu sene transfer dönemi bizim için umduğumuz kadar hareketli geçmeyecek gibi gözüküyor. Hemen şurayı maaş bütçesine komple kaydıralım. Bir kez daha deneyelim ne var ne yok. Kanır Gallagher, gelir misin aslanım? Vallahi gelirim dedi. Maaş bütçesine en sona çekince fikirleri değişti. Oğlum bizde bütçe var. Allah Allah. Zammam yok. Basamak olarak kullan. Antrenör ekibi geliştir. Tercih edilen mevki ve rolde oynatırız. Var mı penaltı menaltı bir şey? Liderlik 15. Gel senin takımın kaptanı yapayım. Haydi bismillah. Oha. Nasıl yapacağız? 575 euro da imza parası çaksak yetmez mi? 5 gol sonunda 5 gol sonunda değil, 5 maç sonunda. 5 maç sonunda 1.100 şunu fullleyelim. 190.000 5'e bin 190 ona vereyim. Şunu 2,5 milyon euro yapayım. Süper Lig primlerine Süper Lig'de kalma primi bir de Şampiyonlar Ligi'ne katılma primi. Bunlardan da 190 bin euro çaktım. Temsilci komisyonunu 135 bin euro yaptım. Valla hepsi bu kadar. 5 yıllık vereyim. 165 bin euroya çıksın. Haydi bismillah. Bu iş biraz zor gözüküyor ya. Bu iş bayağı zor gözüküyor. Beyler. Kanır meselesi yalan olur. Yani 900 bin euro. 4 seneden 900 bin euro. 3.8 4 milyon eurodan feragat et. Demek oyuncu için. Tabii kanır böyle bir şeyi herhalde 24 yaşındaki bir oyuncu yapmayacak. Aha. Ulan var ya. Yine bir şeyler oldu. Ne yaptığımı kendim de bilmiyorum. En çok kazanan maddesine mi tabu oldu acaba? Kop gel bildiğin ne varsa. Yak gel gözün var para pulda. Allahsız. İyi söğüşledin kulübü de. Değer mi acaba ya? Valla Öbür kanırla bir kıyaslayalım bakalım. İyi söğüşledi yani bilmiyorum. Bakayım. Yani. Bir karar alması zayıf. Fizik komple. Top kapması 14. Markajı 12. Bir tık ıı, pası var burada. Bitiriciliği de var. Dripling ilk kontrol. Valla UEFA seviyesinde bir şeyler yapmayı hedefliyorsak ne bileyim böyle bir oyuncu almamız lazım. Ya bakmayın bizim için çok büyük paralar da şurada bu sezonda bitirdiğimiz zaman artık bu 1 milyon eurolar bize çok da bir şey gelmeyecek. Hani yangın modunu almaya da gerek yok. Sonuçta e, Süper Lig'de iyi işler yaptığımız sürece para akmaya devam edecek. Şu an 24 milyon euro para var. Sezon sonunda bu para iki katına çıkacak ve artık kasamız e, Süper Lig seviyesindeki iyi takımlar kalibresine çıkacak. Mesela Galatasaray'ın bütçesi ne kadardı? Sanki ben başlarken 40 milyon euro'larda falan genel toplam. 80'lerde falan mıydı? Yine de bu sezonun sonunda bence e, gayet iyi bir seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü... Bir kere yayın gelirleri devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nden 10 milyon euro daha akmadı. Gruplar seviyesine aktığın zaman o para gelecek. Yani ona 34 milyon, 40 milyon euroya yaklaştı bile para. O yüzden çok fazla mezarcı modunda ilerlemek istemiyorum. Eğer Avrupa'da başarı hedefliyorsak, Türkiye'de şampiyonluğu kazandığımıza göre artık yani 1 milyon euro da bir zahmet maaşa verelim. Ama işte tabii Geldiğimiz yerden göz önünde alındığı zaman e, büyük para. Galatasaray kariyerinde olsa 1 milyon euro değil, 2 milyon euroya bile para değil derdim, direkt basar geçerdim. Şimdi kanır meselesini vallahi hiç beklemiyordum. Başka e, oyuncular bakmıştım oraya. Bir tane şeyden bulmuştum. Sporting'de bir çocuk. Daniel Bragança. Bunun da pası çok iyi top kapması var gibi ama diğer özellikleri bilemem yani. Defansif oyun kurucu. Şunu almayı düşünüyordum. Ama hiç oynamamış. Potansiyelinden geriye bir şey kalmamıştır muhtemelen. Zaten 25 yaşına gelmiş. Tamam, bu olduğuna göre tamam mı? Sıradaki hedefimiz Felix'i geç ya. Ne bileyim. Hızlı hızlanması var ama dengesi yok. O tarz Şenol'umuz var ya bir tane daha o tarz almanın alemi yok. Bence şey güzel olacak orada. Elliot Avrupa maçları için takıma bir tane tecrübe getirecektir. Ben şöyle düşünüyorum. Avrupa'da ilk 50-60 dakika çünkü çoğunlukla temkinli oynayacağız. Elliot'la. ondan sonra Şenol'u sağdan yardırdık mıydı? Deler geçer diye tahmin ediyorum. Planım bu şekilde. O zaman ikinci asıl en istediğim oyuncu Mendes. Haydi bismillah. Ulan Mendes. Başka kim var? Stoper vardı bir tane. Şucun raporu tamamen gelmiş miydi? Geç. 74'te. Valla başka da alsam süper olur diyeceğim. Şu Galatasaray'da bir tane savaşçı orta saha vardı. O zaman Mert Çetin'i filan da alabiliriz. 1 milyon eurolara çıkabiliyorsak. Şu Mert'in bir iyice gözlemlemesini yapalım. Bizim stoperlerden iyi mi değil mi? İyi ise ki çok iyi gözükmüyor. 13-13-14. İyiyse bir tane de yabancı kontenjanı açmış olabilirim orada. Terz iç konusu değmez dedik. Defalarca baktık. Yani hala mümkün olduğunca geliştirmeyi sevdiğim için bir daha bir daha bakıyorum. Son bir kez daha bakacağım. Yani pozisyon alması önemli. Topsuz alan vizyon, oyun vizyonu önemli. Serbest vuruşu geç, penaltıyı geç. Aslında penaltıcımız Katel'in gittiği zaman olmayacak. O biraz sıkıntı. Ama işte yoğun tempoda yani iki tane sol bek yedek alamam. Gloucester iyi maç çıkardı ve hemen hemen hiç sakatlanmadı. Gloucester konusunda çok aceleci olmayacağım. Şu çocuk belki Sportelli'den iyi gözüküyor ama boyu kısa. Mert'in boyu kaç? 1.90. Mert'in boyu kurtarır. Onun da fiziğinden geriye çok bir şey kalmamış gibi. Oynamış mı? Bu sezon hiç oynamamış. Onun önceki sezonlarda ama kiralık olarak şurada bir 3, 3 sezon falan hiç oynamamış ya. 3 sezon falan hiç oynamamış. Mert de biraz ıı, sıkıntılı bir transfer gibi gözüküyor. Pedro Mendes. Tamam daha fazla da bakılacak bir şey yok. Bunlar da biterse geriye zaten neleri değiştirmiş olacağım? Orta saha. Ofansif orta saha. Hordi yeni geldi. Sağ kanat tamam. Ee, center for gelecek inşallah. Şu ileri... Beşliği komple değiştirmiş olacağım. Altılıyı pardon. Connor. Nico. Elliot. O Offense Fortas'a aldım. Hordi geldi. Bir de şey. Daha ne olsun abi? Kadroyu komple yine değiştirmiş olacağım şaka maka. Bir de bunların üzerine belki stoper. Her şey... Hakan Demir miydi çocuğun adı ya? Üç diyor. Ya bunun değeri altı bin euro falan değil miydi ya? Şunu bir iyice gözlemleyin. Bir yerli oyuncuya ihtiyacım var. Şu gözlemciye şey önerdim. Yalnız Portsmouth da önermiş. Şu bayağı mezarcılık yapmıştım. Şunu 10 seneden ondan 4 senelik yapayım. Başka takıma gitmesin. 15-14. Bayağı iyi gözlemciliği. Mendez yılın oyuncusu ödülünü kazanan isim oldu. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok çalıştı. İnanılmaz işler başardı. Hala gelişiyor hala gelişiyor. Yılın menajeri teknik direktör. Bu başarı hepimizin arkadaşlar. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Yılın menajeri ödülünü de kazandık. Kerem Vural teknik direktörün ödülü kazanmasından memnun. Teknik direktörüyle gurur duyduğunu ve başarıların devamını dilediğini sözlerine ekledi. Güzel. Kaledi Cooper. Defansın dörtlüsünden üçü bizim. Sağ tarafta Şenol Toprak, aslanım benim be. Bir o son sakatlığı olmasaydı ama gelişiyor. O son sakatlığı olmasaydı iyi olacaktı. Katelin yılın oyuncusunda Katelin'i satacağız ya. Hatta artık şimdiden satayım. Mendez'in kalacağı hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Mendezi çünkü ofansif orta saha da oynatırım ama şey Katalin orta sağda pek oynamıyor abi çok güzel gelişiyor ya şimdi Kataline 500 bin euro gelir mi? Heyecanlı bekleyiş. 500 alırsak güzel para. Zaten serbest kalması 700 bin euro mu ne? Daha fazlasını düşmese belki fikrim daha farklı olurdu ama. Katalin artık seviyeyi doruklarında zorluyor gibi gözüküyor. Bundan sonra ne kadar ilerler bilemem. Yalnız bir ortasadan orta sahadan alabileceğim en iyi katkıyı aldım. O kadar kesin. Tabii onun içinde penaltı golleri de var ama penaltı golleri aslında baya azmış. 4 gol filan diyor yani. Dur bakayım toplamda kaç tane gole asiste katkı yaptı? 32 maçta 14 gol 10 asist. 10 gol 10 asiste. 4'ü penaltı. Efsane bir performans ya. Ama şimdi yeni gelecek oyuncumuzun bitiriciliği çok daha iyi. Orada var ya bir tane daha gizli forvet gibi olacak. Aha 500 geldi. Kurban olduğum 500 geldi. Bunlar da Mezarcı Anas'ın satayım. Rumen takımları. İkincilik Bundesliga'dan geldi. Evet, genel durum 24, 25 de ona bu, bu ay 6 milyon euro giderlerimiz Giderlerimizde 150 civarında. Tesisler yavaş yavaş yapılıyor. 19, 11, 2014 diyor. Bakalım ne kadar gelişecek tesisler. Devam edelim. Yeni sponsorluk anlaşması gelecek birkaç gün sonra. Haziranın başı bizim için her zaman heyecanlı ve güzeldir. Vallahi Joe geldi. Oradan kimi kovacağız? Bir tane çok kötü olan vardı. Şuradan gözlemcilik ekibi de Kenan yapıcı. Bir de ondan sonra da Orhan'ı göndereceğim. Bir tane daha teklif yaptım. Bu istatistikçi. Kenan ve Orhan'ı göndereceğiz. Önce Kenan'ı göndereyim. Öbürü, öbürü gelmez dedi. Ay dur geri yanlış yaptım. Karşılıklı fesettiğince daha az para istiyorlar. Aa bu da gelmiş. Ey Allah'ım yarabbim. Şu işi var ya çok kötü hallettim. 14-14. Bin defa geri çık oldu gereksiz yine. Bu da tamam. Orhan seni de göndereceğiz aslanım. Heyecan yaptım bir an. Tam hepsini okumadan şey yaptım. Tamam. Ö öbürü de Detaylı bakalım 14-14 Gerçekten Gözlemcilik seviyesini bayağı arttırdı bu ikisi Takım günden güne gelişiyor beyler 1 Temmuz'da 1 Temmuz'da bir de antrenörlere bakacağım Kondisyoner Ne varsa toplayacağız Pochettino Artık Dehlendi Benitez dehlendi Benitez'in de yani bir 2000'lerin başında güzel performansı var. Ondan sonrası hep ayağ kırıklı. 94. Artık hemen hemen bu. 3 yıldız olabilir, 5 yıldıza kadar yolu var diyor. Bilemiyorum. Ya güzel özellikleri var, yok değil de. Nasıl performans? Leipzig istiyor beyler. Bizim için lüks bir transfer mi olur acaba? Şimdi solda hordi var ya. E, yedek olarak yabancı kontenjanı sıkıntımız var. Şimdi kimler yedek olacak? 11 tane yabancı. Bunlar Allah'ın emri. E, 3 tane de yedek. Bir tanesi kanır bir tane defansif orta saha. O Galatasaray'daki çocuğu alırsak Kanarı dehleyebiliriz. Bir tane forvet Sayago'yu tutacağım. Mendez gelecek. İşte bir tane de stoper olabilir. Ya da bek olabilir. Yedek konusunda çok sıkıntımız var yani. Onu geleceği olup olmadığı belli olmayan bir oyuncuya harcasak mı harcamasak mı? Çok emin değilim. Yıldız oyuncu zamman bir şeyler diyor oğlum. Manyak mısın sen? Dengesi 11. Dengesi olsa diyeceğim ki. Hızlanması var. Vücut zindeliği, çevikliği fena değil. Özel yetenek, çalışkanlık. Aslında fena değil gibi ama ortası yok. Ters kanatlı, ters ayaklı kanat oyuncusu ben oyunumda çok fazla kullanmıyorum ki. 4 yıldız olabilir diyor. Geç. O kadar da gelişmez ya. Biz sürekli takım olarak seviye atlayan bir yapıdayız ya. Bizi çok fazla kurtarmaz. Sabırlı olmak lazım. Ya da alıp unutmak lazım. O, o mali durumda hiç değiliz. Yine de 176 bu kadar çevikli olan bir oyuncuyla, ama denge olmadığı sürece çok gereksiz top kaptırabilir. Dengeye artık eskisinden çok daha fazla önem veriyorum. Şöyle bir genel olarak bakıyorum ne var ne yok diye. Hayda. Sportelli gidebilir diyor. Her gün yeni bir gelişme oluyor vallahi ben de bilemedim. Kim ilgileniyor? İlgilenen de yok anasını satayım. Sportelli'nin menajeri çalışmalara başlamış. PR çalışmalarına başlamış belli. Acaba o çocuğa 3.6 verilir mi ya Hakan Demir'e? Katalin Romanya 21 yaş altından davet aldı. Bak bu çocukta işte potansiyel var gibi. Bu çocuk olabilir. Hız 16, hızlanma 16, denge 5 çeviklik 16. Şenol'dan Biraz daha iyi olabilir bu çocuk ama işte çevikli şenolun daha iyi dengesi bir tık daha iyi burada hızlanması var burada liderlik var takım oyunu var evet buralarda biraz daha iyi gibi ama işte yabancı kontenjanı meselesi. Şenol'un bu takımdaki yeri illa olacaktır ya. Daha iyi bir Türk oyuncu çıkmadığı sürece. Vallahi geldi. Hiç beklemediğimiz bir transfer. Hiç ummadığımız bir transfer. Conor Gallagher. Avrupa'da başarılarda çok büyük katkısı olacaktır. Dayanıklılığı 17. Çalışkanlığı 16. Karar alması biraz daha yüksek olabilirdi ama Yine de çok iyi transfer. 24 yaşında. Bir sezon hariç de... ...sürekli oynamış. Aa, aynı sezon kiralamış pardon. Svensiye. iyi boş sezonu yok. Boş sezonu yok. Oynayarak gelmiş. Valla bastım gitti beyler. Yalnız primlerden baya... ...sapladı bize de. Ama zaten... 1 milyon euro şey var. Toplasa ne kadar olacak Allah aşkına? Şunları topla. 100 200'de 200 600'den şey 30 çıkar. 570 civarı bir şey. Ya yani 1,5 milyon euro. Primlerle 1,5 milyon euro. Ve 5 gol atarsa 1.700. 5 maçtan sonra 1.800 falan olacak. Valla puanlaması çok açık. Şu anki seviyesi Süper Lig'de iyi bir performans sergileyecek kalitede. İleride Süper Lig'de yıldız bir oyuncu olabilecek seviyede potansiyel. Bedeli ne olursa olsun. Tamam ikna oldum. Niko'ya da aynısı diyor, aynısını diyordu. Orta sen bayağı iyi oldu. Bu neymiş ya? Bak bu da fena değilmiş. Top kapması falan ama düşük kalıyor. Vizyonu var, kararlılığı var. Kiralamak için geç. Biz daha kiralayamıyoruz. Bile bu bizden... Bu bize yar olmazmış. Yarı olmazmış zaten. Valla bonservis ödemeden aldığımız oyuncular bize çok da fazla zarar yazamaz. yani. Şimdi o Portekizli çocuğu alsaydım 500 bin euro bonservis ödeyecektim. 590-600 bin euro civarı bir bedele satılık listesindeydi. E, oynamamış oyuncu. Zaten o 500'ü çıkardığın zaman kanır o kadar da pahalıya gelmiyor. Evet. 27 milyon euro kar elde etti. Vergi cezasından kaçtık. 725 bin euro değerinde bir yıllık anlaşma. Bence bir yıllık olması daha mantıklı. Çünkü günden güne takımın prestiji ve değeri artıyor. TV geliri 79 bin eurodan 10 milyon euroya. Kurumsal ağırlama 4000 euro olan pansiyonda mı ağırladınız çocukları? Organizasyon para ödülü 17 milyon euro 140 bin euroydu. Satışlar? Vay be. İnanılmaz artmış. 15 bin eurodan 65 bin euroya. Takımda çok güzel bir gelişme var. Şimdi. 197 bin euro diyor. Ben biraz da gençlere şey yapayım diyordum ya. O zaman bir tanesine inancı yetecek. Hadi biz yine bu sezonda asla devam edelim de. Şu an çünkü bunu bile tamamen açmıyor. 197. 200 bin euro 279 diyor. Dur bakalım. Önce bir az transferler bitsin de. Kalana göre Olmazsa biraz daha bütçeden kısıp gençlere de şey yaparız. Katalin güle güle. Tamam işte ya. 500 bin euro da buradan kar et dedik desek. Gerçi buradan Katalin'in sözleşmesinde yüzde var mıydı? 30. Ya 3-5 bir yerden geliyor işte. Aç kalmayız güle güle Katalin. Niko bireysel antrenman Pro programının yararını görüyor. Beyler, ben bir lavaboya gitmem lazım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah yanlış tuşa basmamışımdır. Genelde şeyi bölmek bölmeyi sevmiyorum. Videoları bölmeyi sevmiyorum ama transfer döneminde olduğumuz için zaten çok önemli değil. Şimdi 19 yaş altı ekiplerini geç daha tesisler bile yeni yeni yapılıyor. Ona şu an için çok fazla ihtiyacımız yok. Süper Lig sezonu gitgide yaklaşıyor tamam. Biz hazırız. Vallahi yavaş yavaş hazırlığımızı yapıyoruz. Geriye bir tek e, şu forvet çocuk kaldı. Onu da yaparsak büyük ölçüde ben tamamım. Şu neymiş? Bunu geç. Bianchi diye oyuncu mu olur oğlum? Bianchi diye bisiklet olur. Kafanız, kafanız karışmış galiba. Anthony Elenga, ya bu çocuk aslında hızlı hızlanması olan bir çocuk da bizi çok fazla mutlu etmez artık. Zaten orada Jorge varken çok da ihtiyacımız yok. Bunu kaldıralım. Mendes'e yeni bir sözleşme önerebiliriz, ama mendezin pek de gitmeye niyeti yok gibi. Yani gitmek isterse 700 bin euro fena para değil. Şu çocuk, geçen bölümde bakmıştık, Reflex 9 geç. Refleksi 9 olan oyuncuyla yani yola devam etmemiz pek mümkün gözükmüyor. Raporlar yavaş yavaş gelmeye başlamış gibi. Gaziantep Oktay'a transfer teklifi yaptı. Oktay kim? Stoper. Tahmini değer sıfır diyor. Allah Allah. Oktay Buruk. Şöyle bakınca top kapma maksimum 13 markajı da var gibi ama. 13, 13, 10, 14. Nasıl ki? Denemeye gelsin. Evet yurt içi transfer dönemi başladı. Hemen ee, şey bakalım kiralama listesinde olan oyunculara bir bakalım kısmen diyelim evet Yunus Akgün sol tarafa bir takviyeye ihtiyacımız var 979 üstüne bir de para istiyor yok artık Mirza'ya daha teklif yapamayız Strasburg'da olduğu için. Sabahattin Demir nasıl acaba ya? Vallahi sol kanada ihtiyacımız var. Bence kurtarır gibi ama. Hay senin 10.000 euro'na ne kadar ödüyor? 120.000 euro. Verelim bari ya. Sözleşme fesini koyalım da. Beğenmezsek göndeririz. Vallahi bulabileceğimiz şu an için yani Yunus'la kıyasladığımız zaman en iyi çözüm bu çocuk gibi gözüküyor. Offensive orta saha 7'ye ihtiyacımız yok. Rahmetullah geç. Bundan sonrası da zaten seviye olarak gittikçe düşüyor. Evet şu an için piyasada bir, çok fazla bir şey yok. Ama Sabahattin var. Sabahattin bile bizim, bizim için başlı başına iyi bir transfer olur sol tarafa. En azından kanat yedeklerini halletmiş olacağız. Ee, şey yedeği tamam. Forvet yedeği tamam. Forvet yedeği tamam. Kanat yedekleri tamam. Orta saha ve ofansif orta saha yedekleri tamam. Aykut filan var. Ee, savaşçı orta sahada Kanır var. O da tamam. Valla sol bek tamam. Yani tamam derken alacağız. Yedeklerimiz de hiç fena değil yani. Şuca acil bir rapor getirin ya. Herkes yazılıyor. İyi mi değil mi? İşte genç gözlemleme olmayınca bunlar kaçabiliyor. Ama çok iyi olsa herhalde Beşiktaş bırakmazdı diye tahmin ediyorum. Dur bakayım biz de imza attır diyelim de. Genç oyuncu diyor. Ya iyi olsa kadro oyuncusu filan derdi yani. Boş ver. Süper Lig o bir basamak gelerek 10. sıraya yerleşti diyor ya. Premier Lig 3. sıradan biri yükselmiş. Allah Allah. Serie A herhalde ikinci sıradaydı. Serie A'yı falan geçmiş. Yok 3'müş. 2'den tamam, 1'e yükselmiş ya. Biz niye düştük? Belçika Ligi bizi geçmiş. Evet vaziyet iyi değil. Anlaşıldı. Bu abonelin yenisini ekledik biz. Evet. Luke diye bir oyuncu bulduk diyorsun. Ne kadar? Maliyet 20 milyon euro tahmini. Değeri 10 milyon euro. Allah razı olsun. Siz oyuncu bulmayın olur mu? orta saha Valla orta sahamız var ya. Top kapması da var, markajı da var gibi ama. Güç 8. Kurtarmaz. Bitiricilik 16. Geç. Bunu da fiziği ya artık bizim seviyelerimizde değil. Bu çocuk iyi. Orta sağ. Buna da ihtiyacımız yok. Anlaşıldı da. Bu da bizi çok kurtarmaz geç. Joy. Bu sizden gelen şeydi. Gözlemler misin diye istemiştiniz o galiba. 13, 13, 13, 26 yaşında, 850 bin euro, fizi fena değil gibi sanki. Boyu kaç? 1.96. Şu çocuğa Tosun'a bir gözlemci gönderelim. Tosun. Tamam orta saha meselesini kapattık biz ya. Orta saha bakmana gerek yok artık. Geç. Oo bu çocuk fena değil. 1.2 mi? 23 yaşında. Ama şuralar 12-12. Gözlemlesin bakayım. Bunu da iptal et. Bunu da iptal et. Başak City Felix'e teklif önermiş. Bize zaten gelmek istemiyordu. Artık gelmek istiyor. Ya Felix. Ama artık biz biz de seni istemiyoruz. Şimdi son oyuncu Pedro Mendes, Son Moykan. Hala gelmek istemiyor. Bir Temmuz'da yine bayağı güzel bir kadromuz olacak. Yine bayağı güzel bir kadromuz olacak. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Gallagher yine kanır. Kanır Niko. Sağ tarafta Elliot, tabii onların kiralama sözleşmelerini uzatabilirsek. Şimdiden teklif yapabiliyor muyuz acaba? Şimdiden teklif yapabiliyorsak o işi de bir halledelim. Vallahi yapılıyor. Bir sezon daha yeter herhalde ya. Ondan sonrası artık iyice e, finansal olarak coşarız diye tahmin ediyorum. Elliot'ı uzatalım. Hüseyin'i istiyorum. Hmm. Başak City az takımda şans ver. Bak bu iyi olmadı. Yani çok tercih ettiğim bir oyuncu değil ama. Bulunsun. Faruk'un sözleşmesi bitiyor. Aykut gel aslanım. Serkan artık gelmesin ya. Oraya Sabahattin gelecek. Elia güle güle. Furkan'la bir sezon daha devam edebiliriz. Aslında biraz daha sağlam birisi olabilirdi. Şu Monaco'da bir çocuk var ama ona herhalde maaşa katkı ister. Mesela Arda Özçimen diye biri gelmiş. Ona şu an teklif yapılmıyor. Monaco'dakine de şu an teklif yapılmaz. Tamam. Hüseyin'i ee, Hüseyin'i geç. Kadir'i geç. Niko'yu bilmiyorum. Sabri'yi geç. Vedat. Vedat iyi bir yedek olur. Vedat dursun, Sercan dursun. İbrahim artık bizi kurtarmaz. Kararlılık 9 düşmüş ya. Oğlum kararlılığın nasıl 9 düşebiliyor? Manyak mısın sen? Güle güle. Çağatay gitsin. Murat da artık kurtarmaz. Tevfiye de güle güle diyelim. Valla bu Oktay'da bir şey var mıydı bilmiyoruz. Kötü kaçırmış da olabiliriz. Ama artık şey olmadığına göre gerek yok. Bu benim listemde olduğuna göre ya ben sürekli gözlemci değiştiriyorum ya bazıların raporları gidiyor galiba. Mendes'i göndereceğiz mi? Mendes'i yeni sözleşme isteyebilir. iptal dersek. Ee, 700 bin euro nakit. Bence daha fazla da mezarcılık yapmayıp şu çocuğa bir yeni sözleşme imzalayalım ya. Başka güzel bir fırsat gelir mi? Dur bakayım orta sahada neler varmış. Koke alayım. Şunu bir 25 yaş diyelim de. Rodrigo'yu zaten aldım. Valla bunun gibisi de yok gibi. Aynen. Bunu reddedelim. Çocuğa da yeni sözleşmesini önerelim. Oğlum seni var ya beni ayar etme Mendes. Sözleşme mi önermiyorum. 2007'ye kadar sözleşmem var. Nereye gidiyorsan git. Lavua bak ya. Bir de teklifi görmek istiyormuş. Hatırı sayılır ölçüde arttırmayı başardık. Ne durumdayız? 2,5 yıldız. Güzel. 2,5 yıldız. Yarım yıldız geldi. Önemli bir gelişme. Ulan Mendes. Mert sen yola geldin mi? diyorsun. Basamak olarak kullan diyeceğiz de. Hadi bir daha antrenör ekibi diyeyim. 957 diyor. Değer mi acaba? Hemen hemen kilit özellikleri açılmış gibi. Bunun boyu Sportelli'ye yakın olduğuna göre Sportelli ile kıyaslayabilirim. Kafada Sportelli daha iyi. Çalışkanlıkta Sportelli daha iyi. Kararlılık 18. Liderlik daha iyi. Şurada karar alması iki tık, cesareti iki tık, agresiflik bir tık, ön sezi iki tık, soğukkanlılık 2 tık, takım oyunu, hızlanması iki tık daha iyi, vücut sindiliği iki tık daha iyi. Aradaki maaş farkı dağlar kadar. Bence şu Mert'e çok da fazla kimse yazılmaz. Gaza gelip koştur koştur almasak iyi olur. Evet gözlemciler için maaş bütçesi. Peki. Fikstür açıklandı. Allah'ım 6.32 daha geldi. Akıyor mübarek. E. Ee? İlginç. 688 bin euro eksiye düşmüşüz. Devam. Ünal Karaman Mendez'e yazılıyor diyor. Valla 700 bini ver Mendez'e al ne diyeyim bari. Mendez baksana önce bir teklifi meklifi görmek istiyorum filan diyor nasıl bir psikolojiye girdiyse artık. Niko gelince görür yani Anya'yı Konya'yı. Yeni ortalama seyirci rekoru. 1600'den 6200'e çıkmış. Oo, Gökhan Öztürk'ün 7.39'luk puanını 7.46 ile kırmış güzel. Evet beyler oyunculara yazılıyorlar. Sebahattin gel aslanım. İki buçuk yıldız. Kurtarır diyelim. Sanki biraz daha iyi olsaydı güzel olacaktı gibi ama. 2,5 buçuk yıl. Hüseyin'le aynı kalitede diyor. Yani. Daha iyisini bulursak ona yazılırız. Aslında Beckman bayağı iyi olurdu. Bununla kıyasladığımız zaman, bunu da geç. Vedat'ı kabul et. Elliot'ı kabul et. Jonathan Gonzalez. Bu da fena bir çocuk değil. De 6.25. İyi para. Bizim için bayağı iyi para. Furkan'ı imzaladık. Sercan'ı imzaladık. Bunlar da tamam. Hüseyin'in olmaması biraz kötü oldu. Keşke şeyin o çocuğun sözleşmesi biraz daha iyi olsaydı ya. Yani. Şey sözleşmesi demişim profili. Sport ile hemen hemen aynı. Maaşı bayağı yüksek ama. Bunların hepsi orta saha. Orta saha var benim. geç. İptal et, devam. Evet, Haziran'ın sonlarına doğru geldik. Oo, Sevilla'dan iş görüşmesi. Hemen reddettim. Mehmet Karakaş. Yani. Bu sene hiç adam gibi bir stoper yok serbest kalan. Stoper konusunda bayağı kısır. Gattoni. 1.82 boyu var. Valla hepsi de bir anda olmuyor. Artık yavaş yavaş bazılarını şeyde değiştiririz. Ara transferde değiştiririz. Şu an bir de şunun üzerine forvet alırsak bence 1 Temmuz'a çok güzel başlamış oluruz. Ondan sonra da yavaş yavaş eksikleri kapatırız. Personele 1 Temmuz'da bakacağım. 5700'e çıkabilir diyor. Vallahi iyi. 5700 bizim için bayağı iyi. Felix'i çıkar. Sezon öncesi hazırlığını her zamanki gibi taktiksel yapacağım takım uyumunu arttırmak için. Yine şaka maka 4-5 transfer gelecek gibi gözüküyor. Bir de şöyle genel olarak bir listemize bakalım. Şunu artık yavaş yavaş listemizde temizleyelim. Hmm, bu çocuk bayağı iyi. Bunu biz kiralayabilirsek çok iyi olur. Bunu artık kiralamamıza çok gerek yok. Şunu mesela kaldır. Orellana, defansif ortası. Bunu da kaldır. Geç. Şunun acaba gözlemlemesi mi yok? Devam ediyor. Geç. Kapı o niye çıkar? Mesela şu Oxford regen bir çocuktu ama çok da bir yerlere gelmemiş. Yani fizik müzik ortalama. Kafa ortalama. Boyu var ama kafası yok. Soza'ya ihtiyacımız yok. Şunu kaldır. Şunun fiyatı düşerse 5 milyona çıkmış yok artık. Ha açılmış komple. 13, 11, 12 zinseli fena değil, fizikseli fena değil. İyi bir yedek olur da 5 milyon euro dünya yanıyor deseler yine vermem. Evet, biz yine burada bayağı bir liste var. Bayağı da bir çöp var. Bunları yavaş yavaş sileceğiz ama. Bakalım ne zaman. Oo, Şenol antrenmandaki gelişimi güzel. Haydi aslanım, bir yardır bir patlama yap artık ya. Markajın altı yapmış ulan Şenol. Nasıl bir kimlik bunalımındasın anlamadık. Adamın içinde bek var ya. Bence serginin üzerindeki yükü bayağı azaltıyor. Şampiyonlar Ligi. Bunu kaldır. Berk Barkın Tamman. Bakayım. Geç. daha iyi bir istatistikçi alabiliriz artık şuna bir bakayım bunlar için 1 temmuzu bekleyeceğim e, Mendeza e son bir kez daha mende sana son bir şans daha verme kararı aldık Ulan. nasıl yola geldin savunmacılar diyor savunmacı ne alacağım ben Stoper alacağım. Ya ondan sonra muzu şirine bağlıyorsunuz da kaldırsam mı onu düşünüyorum. Bir zemuzu bekleyeyim mi? Boşa çıksın da. Şu an bize bayağı iyi saplayacakmış gibi hissettim. O yüzden boşa çıkmasını beklemek daha mantıklı olur. Evet Bragança'ya teklif geldi. Kiralık listesine bir taraftan bakacağım. Ahmet Sarıkay Allah. İyi mi? Valla Bülent'ten iyi orası kesin. 273 sana da yani bilmiyorum ki. Kurtarır ya. Kurtarır. Bir Niko değil tabii ki ama en azından ıı, yabancı yeke, yabancı bek oyuncusuna muhtaç kalmayız. Gel gel seni alacağım. Tamam bek meselesini de böylece hallettik. O zaman Niko'yu gönderelim gitsin. Zaten sergi bayağı iyi gidiyor. Onu da yedi ya sokabiliyoruz ya sokamıyoruz. O Müslüm Balaban 11 milyon euroya Beşiktaş'a gitmiş. Müslüm Banaban. Abdülkadir Ömür 7.25'e vallahi iyi kapatmış. Bu da Galatasaray'ın teknik direktörü kim? Bülent Korkmaz. Fenerbahçe'nin kim? Kupayı şey kim aldı ya? TFF Süper Kupasını? Fenerbahçe almış. Tayfun kovuldu. İyi sen de bir bozamızı içmiş oldun. Seni de alacağımız yoktu. Niye çağırdık ben de bilmiyorum. Bir, bir kere bile profiline bakmadım. 30 yaşındaki önce 7 milyon euro kalsın. Anlaşıldı. İptal et. Oo. 7.75 yeterli olur diye. Allah razı olsun. Yine de bir gözlemleyelim. Geç geç. Bicicik çıkar mı acaba? Sanmıyorum geç. Devam. Devam. Muhammed Sarıkaya geldi güzel. Niko seni gönderiyoruz. Valla iyi bir oyuncusun da. Serginin çok fazla yediğe ihtiyacı yok. Bize bir tane Hüseyin e, konusunda sıkıntımız var. Stoper'e daha çok ihtiyacım var şu an. Hatta şey düşünüyorum. E, o bir tane daha çocuk vardı ya Stoper. Sportelli yanına bir tane onu alsak. Sportelli ile değişmeli mi oynasa? Ya da kiralasak mı? 1 Temmuz'da belli olur. Forvet diyor bitiricilik 7. Kafanız güzel galiba. Şunu da listeden çıkar. Gonzalez'i listeden çıkar. Tamam. Kalanlar gideni gönlünde taşır. Aşk sevene yük olmaz diyerek bu bölümü 1 Temmuz'da bitiriyorum. Allah Allah. Bir sakin olsaydın oğlum. Mutsuzluğuna çözüm bulamadı diyor. Bir yeni sözleşme patlatayım canım. Çok da mezarcılık yapmayayım. Takımın en az alanı bu çocuk ya. 57 bin alıyor çocuk. Abi 57 bin euro ile takımın en düşük maaşını bu alıyor. Hemen şuraya notlarımı belli bello diye alayım da. Allahım ya Rabbim <laughs> ya aynı film tekrar tekrar başa sarıyor. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Yine Michael kocaman dönemi. Şimdi evet. Bunu geç. Hatta listeden çıkar. Sona ermiş diyorum. Bir daha bakacağım. Neredesin Pedro? Yeniden baştan diyor. Tamam. Oyuncuların bir gelsin, ondan sonra bırakacağım. Oho, daha hazırlık maçları filan ayarlamam lazım. Yapacak bir sürü iş var. Bunları bari şimdiden ayarlayayım da bir dahaki bölüme kalmasın. Aha. Hayda. Ulan yine mi huzursuzluk? Ya Cooper. Oğlum seni dehlerim bak. Beni ayar etme. Cooper dedik bağrımıza bastık. Yaptığın ihanetin madde hesabı yok. Ne yapayım? Allah Allah. Dil kursuna göndersek mi? 39 bin. Artık yani bu paralar bizim için çok büyük değil gibi. Gönderdim gitti ya. Tamam. İki yönlü ortasa. Ne çalıştıralım? Markajını biraz geliştirirse güzel olur. Niko, gel aslanım. Valla her özelliği fena değil. Belki çeviklik dengesini arttırabilirse. Şurası 16, 13 falan olursa çok daha güzel olur. Valente. Yine çok önemli bir oyuncu. Seni gizli forvet de yapabilirim. Seni gizli forvet yapacağım aslanım. Haydi bakalım. Şunları bir çotank diye yerleştireyim de. Şuraya Mendez'e hemen şey diyelim. Gezgin oyun kurucu diyelim. Niko buradasın. Seni gizli forvet yaptım aslında. Yalnız şurayı komple yaktı. Bakayım şeydeki etki nasıldı. Katelin gitti gerçi ama. Bak burası biraz daha sönük kaldı. Güzel. Son olarak iki yönlü orta sağ. Bu kadro bence hiç fena bir kadro olmadı. Evet yapılacak ve bakılacak çok fazla şey var. Bir defa kiralıkları şuradan Türkleri halledelim. Nihat Keleş. Şöyle de düşünebiliriz. Acaba Sayago'yu satıp e, Nihat'ı mı kiralasak yedek olarak? Ama o zaman e, forvet kalitesi biraz düşecek. Bence Sayago şu anki performansıyla durmalı. Orta sahada yedeye ne kadar ihtiyacımız var? Şu Burhanettin nasıl bir çocuk şunu bir gözlemlesin. Teklif durumu nasıl ona bir bakayım. %100 olabilir. Mirza Cihan var sağ tarafa. Şenol varken çok fazla ihtiyacımız yok gibi ama üçüncü bir yedeye ihtiyacımız olursa 15.000 istiyor geç. Hah. Sonunda Azerbaycanlı bir oyuncu buldum Çağlar. Çağlar seni hemen patlattım aslanım. Hatta seni iki senelik patlatayım gel. Aynen. Seni iki senelik patlattım. Ondan sonra da olmazsa satın alırız. Geç bunu. Fatih Bilgin Düsseldorf'tan. Şuna bir bakacağım. Belki Sabahattin'den iyiyse bunu alırız. Rahmetullah geç. Ataberk. Kerem Çankaya. Bunu da geç. Şey Faruk'a sözleşme teklif edeceğiz. Şunları bir listeme alayım. Başka kim diyorduk? Konuşuyorum ama bir taraftan konuştuğumu da unutuyorum. Onu da söyleyeyim. Burhanettin Can'dan şunu bir listeme alayım. Bu da listemde. Mendes. Listemde. Ee, Valla bir tane daha sağlam stoper olabilir. Niko'yu gönderdiğimize göre. Bundan aşağısı da herhalde çok fazla. Ulan hani oynatacaktın Allahsız. Yalanını senin ben. Şunu da iki sene patlatayım da. İlstoper e meselesini de çözdük. O zaman sola Beckman çakayım mı beyler? Beckman, Beckman neredesin? Burada. Bence sola bu çocuğu çakalım ya. Bu şeyle filan olmayacak gibi. Nasılsa iptal edebiliyoruz. Nerede o? Sabahattin Bu iş biraz zor gibi ben size söyleyeyim. Şimdi gireni çıkanıyla güzel bir takım yapacaksak eğer Beckman oraya daha güzel oturur. Şimdi kaydımıza bir bakalım. Bülent e, gidecek. Ya da belki 7'den 7'ye olarak alınabilir. 10 tane yabancı var diyor. Oğlum bunları niye kaydedemiyoruz? Daha 1 Temmuz olduğu için panik yapmıyorum ama şunları kaydedemiyorsak takım çözer, çöker onu söyleyeyim. Hiçbir şey kaydedemiyor bunun. Ne yapıyorsunuz lan? Burası daha kafayı yemiş ya. Burada bakılacak bir şey yok. Şimdi şu an 10 tane diyor. 1 2 3 13. Bir tane daha yabancı olabilir. Ya aslında bizim sonuç olarak bakmak istediğimiz şey bu. 2 4 6 8 10 12 13. Toplamda 14 yabancı. İbrahim Hüseyin'i aldığımıza göre yedekler tamam. Sağ tamam. Sola Faruk gelecek. Şenol, Elliot, Hordy Beckman, Aykut, ha Mendez gelecek ya. Hendiz'i unuttuk. Niye öyle oldu? Ben hesabı yanlış mı yaptım o zaman? Buradan gidecek var mı beyler? Gidecek olan ben gideceğim desin. Çocuklar nereden bilecekse artık. Sayago duracak. Mendez duracak. Kanarı gönderebiliriz belki. Şu o zaman bütün mesele şeyde çözülüyor. Burhanettin'de. Bence Beckman'ı alsak güzel olur gibi ya. Ya da Safa Akgün var. Defansif oyun kurucu. 275 bin euro diyor ya. Oyuncu transfer eder gibi. 500 bin euroya geliyor. 500 bin euroluk oyuncu da değil yani. Yabancılara bir bakacağım. Ne kadarmış? %30'unu istiyor. %30'unu karşılayacak bile şeyimiz yok. Joffrey geç. Da ne oğlum ne ara transfer dönemi başladı da teklif yaptınız. Of. Geç. Harry. Bu çocuktan çok savaşçı olmaz. Billy var. İyi çocuk. Hızlanma 16 çevikliği var gibi. Eh geç. Transfer listesindeki Türklere bir bakalım. Ya şu Hakan'ı biraz ucuza satsa bütün meselemiz bitecek. Bir de fiyatı da sürekli değiştiriyor ha. 140 bin euro istiyor. Ya buna da 4 milyon euro verilmez yani. Aslında Abdül Semed'in biraz fiziği olsa hiç fena oyuncu değil. O da yine mutlu gibi fizikten, tamamıyla fizikten kaybediyor. Evet onu ben bir şekilde çözmeye çalışacağım ya. Şu Fenerbahçe'deki çocuk olabilir. Son olarak bir kez daha bakıyorum. Unutulan kalmasın. Yalçın Kayan geç. Emrah Tacir. Şunları bir kaldır. Amir Mamir bunu da geç. Melih'i geç. Melih mi daha iyi, Faruk mu? Faruk daha iyi ya. Şu çer çöpleri artık yavaş yavaş temizleyeceğim. Evet tersice teklif geldi bile. Bilmiyorum almamakla iyi mi edeceğiz, kötü mü edeceğiz? Şu çocuğu alabilirim stopere. Ama zaten e, kontenjan yok gibi. Eyvah korktuğum başıma geldi görüyor musun? İkisine de yazılmışlar. Gol primleri koyalım. 500 bin euro versek kurtarır herhalde. Hadi 20'yi de at. Köpeğin olsun. İyi sapladın yine. Buna da şey yapmayacağım. Pazarlık yapmayacağım. Evet, burada bırakıyorum arkadaşlar. İnşallah elimizden kaçırmayız. Bir bölümün daha sonuna geldik. Şunlara da bir bakayım. Katelin gitti. Keşke bir tık ilerlemeseydim. Bunları iki yapacağım. Tamam bunları daha sonra hallederiz. Çeviklik ve dengede daha fazla gelişme göstermez gibi diyor. Sık sık bitirici paslar denesin, mümkün olduğunca cüme çıkar. Evet solaya orta diyor. O zaman bunu kaldıralım. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Şimdi bir de şeye bakayım. Neyse burada bırakayım ya. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.